Bugün Yeraltı kanalında yayınlanan ve çok gündem olan Asrın Tok ile Diamond Tema'nın tartışmasını değerlendireceğiz. Aslında bu kanalda zaten tartışmalar oluyordu. Hatta bu zebani dediğimiz arkadaş da buradan çıkmaydı. Ama yine Türkiye'nin en büyük tartışma konularından birisi olan şeriat konusu gündeme gelince ve özellikle Asrın'la Diamond tartışınca bu konuyu birdenbire bütün Twitter timeline'ı bu tartışmanın kesitleriyle ve yeni çıkan tartışmalarla doldu. Şimdi öncelikle videoyu izlememiş olabilirsiniz. Tabii ki iki saatlik tartışmayı özet geçemem ama kısaca şunlardan bahsedeyim bahsedebilirim. Asrın siyaset felsefesi bağlamında şeriatın mümkün olup olmadığını konuşuyor ya da konuşmaya çalışıyor diyeyim. Diamond da tamam bunları konuşalım ama şeriatı istiyorsan öncelikle şeriatın sirayet edeceği her şeyi bilmeli ve insanları nasıl etkileyeceğini, topluma nasıl yön vereceğini öğrenmelisin diyor. Ve bu bağlamda da daha önceki şeriat örneklerinden yola çıkarak şeriatın negatif yanlarını dile getiriyor. Fakat tabii Diamond bunları savunurken verdiği örnekler bazılarını çok rahatsız etmiş. Diamond da bunlardan dolayı çok fazla tehdit almış ve bunlar ciddi tehditler. Yani ciddi kastım şu. Ben de tehdit alıyorum mesela. Burada bir sürü fikrimizi belirttiğimiz için mutlaka birilerine dokunduğu oluyor. Fakat bunlar öyle çok ciddi alınacak tipler olmuyor genelde. ise hani bu adamın katli vaciptir gibi bazı gruplarda yazılar yazılmış. Ayrıca milyonlarca insanın görüntülediği tweet'lerde Diamond'ın tutuklanması istenmiş. Ben de çok basit bir soru sordum zaten. E madem bundan rahatsız oluyorsunuz, cevap verin. Çıkın gerçekten konuşun karşısına. Neden hapse atılmasını istiyorsunuz ki? Şimdi tartışmanın detaylarına gelelim. Ben de ayrıca Şeriat hakkında bazı fikirlerimi belirtmek istiyorum. Öncelikle asrının durumundan başlı biliyorsunuz eskiden Asrınla arkadaştım. Bir ara yayın yapmıştık. O dönem o da liberteryen fikirleri savunuyordu. Yani şeriatçı falan değildi. Hatta bildiğim kadarıyla Müslüman bile değildi ama oralar beni çok ilgilendirmez. Özgürlükçü fikirler hakkında konuşuyorduk. Muhabbet ettiğimiz, tartıştığımız da olmuştur. Ama Asrın hep radikal taraftaydı. Yani anarko kapitalizmi savunuyordu mesela. Dünyada sayılı insanın savunacağı bir fikir. Ben katılmasam bile faydalı görüyordum farklı fikirlerin yayılması bağlamında. Bir de bunları kendince güzel temellendiriyordu, anlatıyordu. En kötü tartışma oluyordu. Tartışma ortamı insanı geliştirir. Sonra galiba bir birkaç ay önce beni engellediğini fark ettim. Twitter üzerinden. Hiçbir şey de yaşanmamıştı aramızda bu arada. Ben normal arkadaş olduğumuzu falan düşünüyordum. Ve adamın şeriatçı olduğunu fark ettim. Yanlış bilmiyorsam birkaç aydır da şeriatçı fikirleri savunuyor. Buraya kadar da hiçbir problemim yoktu ama bazı tweetlerini gördükten sonra gerçekten inanamadım bu değişimine. Çünkü tamam sürekli radikal kanatta kalıyorsun ama şeriatçı olunca da en şeriatçısı olmuştu. Yok işte yurt dışı çıkış yasağım kalksın da Afganistan'a gideyim orada yaşayayım gibi tweetler. İyi dedim tamam. Sonra işte iş bugün Diamond'ın karşısına çıkıp şeriatı bulmaya kadar gitti. Tartışma boyunca da şunu gördüm. Asrın kafasında bir şeriat tanımı oluşturmuş ve bu tanım üzerinden ilerliyor. Ancak şeriat o kadar fazla girift bir konu ki zaten binlerce İslam aliminin bile ortak bir noktada buluşamadığı çok derin bir konu. Doğal olarak Asrın'ın kafasında yarattığı o tanım ve ütopya diyeceğim buna tartışmada çok pasif kalmış. Çünkü Asrın'ın söylediklerini temellendirebileceği hiçbir örnek yok. E Diamond da oraya gerçekten kaynaklarıyla gitmiş. E günün sonunda öyle bir tartışma izledik ki biz Asrın sorulan hiçbir soruya düzgün bir karşılık veremedi. En sonunda da moderatör işin içine dahil oldu ve dedi ki belli ki asrının bu konu hakkında çok derin bir bilgisi yok. O yüzden dilerseniz daha böyle bu işin felsefesini falan konuşalım fikir düzleminde. Çünkü bilgi kısmına geçtiğimizde herhangi bir karşılık gelmedi Diamond'da. Tartışmanın içerisinde peygamberin 9 yaşında bir kızla evlendiği Diamond tarafından söyleniyor ve sahih olduğunu söylediği hadislerle de destekleniyor ve diyor ki Diamond şeriat dışında hiçbir sistemde böyle bir şey yapamazsın. Tabii ki buna da İslam aleminden reddiyeler gelmiş. Hayır böyle bir şey yok denmiş. Mesela Asrına da soruyor tabii asrının bu hadislerden falan haber olduğunu düşünmüyorum diyor ki bak böyle bir hadis var sen bunu ahlaki olarak onaylıyor musun yani asrının buna vermesi gereken bir tane cevap ver o da hayır olması gerekiyor ama ama belki haksız çıkmamak için belki sadece cevap vermek istemediği için aslında işte bu bana sorulacak bir soru değil şeklinde olayı geçiştiriyor. Afganistan muhabbeti açıldı mesela bir ara. Orada da Afganistan'da durumların iyiye gittiğinden falan bahsetti. Arkadaşlar Afganistan'da durumların iyiye gittiğini söyleyen bakın her anlamda özgürlükler, ekonomi herhangi bir şey olabilir. Ki temel özgürlükler yoksa ekonominin ne kadar değeri var onlar tartışılır zaten. Yani ya bu dünyada yaşamıyordur ya da bu dünyadan hiçbir haberi yoktur. Kadınların okula gidememesi durumu ve bir sürü şeriatla yönetilmiş ülkelerde yaşanan negatif durumlardan bahsetti Diamond. Asrının buna cevabı da kadın alimlerin de olduğu şeklindeydi. Fakat örnek istediğinde Diamond yine bir cevap gelemedi. Tüm bu süreci ben izlerken bile yoruldum. Diamond temelde şunu açıklamaya çalıştı. İktisadi ve ekonomik yönden iyi olacağız diye işte çocuk evlilikleri kadının toplumdaki konumu gayrimüslimlere olan yaptırım gibi konularda bir sürü olumsuzluk olacaksa yani şeriatın temeli buysa yemişim öyle ekonomiyi Merkez Bankası'nın olmayışını vesaire ama yine programın son 30 dakikasında falan özellikle moderatörün araya girmesinden sonra onlar da konuşuldu. Şimdi dediğim gibi tartışmanın içerisinde çok fazla şey var. Ben buraya herhangi bir kesit bırakmayacağım. İsteyen gidip izleyebilir ama şeriat konusunda şunları söylemek istiyorum. Bu en başında bahsettiğim gibi bir sürü alimin de tek bir fikir çatısı altında toplanamadığı çok derin bir mesele. Çünkü nasıl yaşayacağınıza dair o kadar fazla parametre var ki İslam'da. Herkesin baz alma şekilleri değişiyor. Mesela sadece Kur'an'a baktığında bir konuyu ele alalım. Zina konusu. Yanlış hatırlamıyorsam Nisa 21'de 100 tane sopa vurulmasını emrediyor. Şimdi ayeti de ben buraya bırakacağım. Ayeti okuduğunuzda son derece net bir ayet. Burada 100 kişi de okusa bu ayeti aynı aynı şeyi anlar. Zina yapana 100 sopa. Okey. Ama işin içerisine hadisler giriyor. Hadisleri bırakıyorsun, alimlerin yorumları giriyor. Onları bıraktığında kültürel, toplumsal, coğrafi konumlar ve yapılan diğer yorumlar giriyor. E bunun sonucunda ne oluyor? Atıyorum Afganistan'da bunun cezası rejimken, rejimin ne olduğunu burada açmak istemiyorum arkadaşlar. İsteyen gidip araştırabilir. Birazcık sıkıntılı bir şey. Başka bir şeriatla yönetilen ülkede 100 sopa olabiliyor. Başkasında da daha farklı bir şekilde cezalandırma yöntemi görebiliyoruz. Şimdi baktığın zaman ayet çok açık ama dediğim gibi işin içerisinde çok fazla farklı parametre olduğu için. Herhangi bir fikir birliğine varmak mümkün değil. Asrının da tartışma boyunca kafasında yarattığı şeriat modeli daha önce hiç uygulanmamış bir şeriat olduğu için Diamond'dan anlattığı şeyleri örneklendiremiyor aynı anda. E bu da hem anlatımda bir kopukluğa neden oluyor hem de anlattığın şeyleri tam olarak temellendiremiyorsun. Mesela öteki taraftan cumhuriyete baktığında da cumhuriyetin çok farklı tanımları var. Mesela Kore'ye gidiyorsun. Kuzey Kore'den bahsediyorum bu arada. Kendisi bir cumhuriyet midir? Evet, resmi olarak cumhuriyettir. Türkiye bir cumhuriyet midir? Evet, resmi olarak Türkiye de bir Peki arasında devasa farklar var mıdır bu iki ülkenin? Tabii ki vardır. Demek ki bunların uygulanışı hiçbir zaman tek bir düzlemde, statik bir şekilde gerçekleşmiyor. E az önce söylediğim gibi aynısı şeriatta da var. Bugün İran'a gidin, farklı bir şeriat modeli göreceksiniz. Afganistan'da bambaşka, Malezya'da bambaşka. Ve bunların hepsinin uygulanışı, rejimi birbirlerinden çok farklı. Misal İran'da cumhuriyet var, Suudi Arabistan'da krallık var, Afganistan'da emirlik var. Ama bunların hepsi şeriat ülkeleri. E peki bunların hangisi şeriat derseniz hem hiçbiridir, aynı zamanda hepsidir. De. Ve daha da önemlisi sorulması gereken en kritik soru ve ben Asrı'na buradan sormak istiyorum aslında. Mesela Merkez Bankası'nın olmaması için illa şeriata mı ihtiyacımız var? İlla dini bir yapının mı olması gerekli? Yani Asrı'nın bu konuları savunurken ki temel argümanının ben Müslümanım, şeriat da bunları savunuyor. O zaman ben bunları kafada meçleyebilirim. Ancak şeriatın diğer kısımlarını çok da deşmeme, üzerine düşünmeme gerek yok. Ben zaten bir Müslüman olarak bunların ön kabulünü yaptığım için bunlar hakkında tartışmaya da gerek yok olarak gördüm. Ve Diamond da o konuları değiştirdi işince iş tamamıyla patladı asrın boyutunda. Bir de işin arkadaşlar kim bu şeriatı getirecek boyutunda realitesi var. Şimdi Diamond'ı tehdit eden tiplere baktığımızda belki bu videodan sonra fikirlerimden dolayı bana da salça olacaklar hiç bilmiyorum ama şunu görüyorum ki bu adamlar İslam'ı ya da şeriatı getirecekse ülkeye getirmesinler abi. O kadar radikaller ve hiçbir şeye tahammülleri yok ki Kemalizmin özgürlük sorununu eleştiriyorlar sürekli. Ki ayrıca benim de eleştirdiğim bir husustur. Fakat onların gözünde Kemalistlerin yaptığının daha radikalini yapmaya çalışıyorlar. E o o zaman buradan şu sonuç çıkıyor herkes kendine kadar özgürlüğü savunuyor. O yüzden ben bu hem liberteryenim hem şeriatçıyım kafasını anlamıyorum. Çünkü biliyorum ki bunlar birbirleriyle hem teori hem pratikte özellikle de pratikte asla eşleşebilecek ve beraber yürüyecek kavramlar değiller. E madem bu kadar değiller nasıl anlatılıyor? İşte bu şekilde ütopyalar yaratarak. İşin e bir de tartışma yeteneği boyutuna gelecek olursak Diamond belli ki bu konuda da birkaç tane kitap yemiş yutmuş tartışmayı da çok iyi biliyor. Yani asrının bu konuda bilgisizliğinin yanı sıra Diamond'ın tartışma kültürüne çok hakim olması da onu bir tık öne taşıdı. Günün sonunda şeriatçıların son derece sinirli olduğu, Diamond'ın tehditler aldığı, asrının programa çıkarak bana göre büyük bir hata yaptığı ve yüz binlerce insanın konuştuğu bir tartışma programı oldu. Bu gemi daha çok su götürür arkadaşlar. Türkiye'de şeriat, cumhuriyet tartışmaları falan. Bu da en son ki patlayan meseleydi. Sizlerle de konuşmak istedim. Henüz izlemediyseniz güzel bir vlog yayınladım. Biliyorum videonun sonlarında bir anda konudan sapıp vlog yükledim demek biraz garip geliyor ama duyurmak zorundayım. Ona da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın o zaman. Sizlerin de fikirlerini merak merak ediyorum. Hoşçakalın.